Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini körüşünlerinin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Gün tertibi alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Benim istiklalar ekranımız olsun. Gollandiya hükümet emeldarlarının TikTok işletmesini talep kıldı. Avrupa İttifakı ve Amerika'da Xitay abdetali TikTok'nun şahsi mahbiyetliki keltürgen xavupi haqqıdaki endişeler künsiri küçüyüvatkan bir peyitte Gollandiya mu hükümet emeldarlarının TikTok'nı işiltişten saklanışın talep kıldı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 26 yanvardaki haberde bildirilişçe, Gollandiya hükümet organlarının siyaset gezeti muhbiriga aşkarlışça, Gollandiya hükümeti her derecelik ministerlik ve organlarını TikTok'nı işiltişten saklanış ve TikTok'taki hükümet alakası ve ilanlarını toxtuş haqqıdaki talepleriga koşulgan. Gollandiya'nın TikTok'tan vazgeçiş kararı ötken yılı 11. ayda ilan kılıngan bulup, kararda hükümetinin TikTok'nı işiltişinin vaxtınca toxtuş təklifi oturuğu koyulgan idi. Bu tavsiye Amerika hükümetinin 13. aydan başlap TikTok'nı hükümet üskürlerde işiltişini çekleş kararıga oxşaş bolsumu, ama Gollandiya'daki icra kılış dairesi bir qadar çeklik iken. Siyaset doğrunun bildirişçe Gollandiya emeldarları yakınkı aylarda Washington bilen bolgan alaqını küçeytişke urungan. Çünkü Amerika Xitayga sezgür texnikinin setilişini kontrol kılışını ilgiri sürgen bolup, bunun içinde Gollandiya özek işlep çıkırış magnati ASML işlep çıkargan üskürler mübarekken. Gollandiya Başministeri Mark Rutte bu ayda Amerika Prezidenti Joe Biden bilen körüşken de Xitayının xırısını uçuk aşkarı müzakir kılgan idi. Amerika generali Xitay bilen 2 yıl içinde uruş kılışımız mümkün dedi. Amerika'nın bir generali 2 yıl içinde Xitay bilen uruş yüz berişi mümkünlükini takitlep, kol astıdaki kısımlarını zürür tayarlıklarını tiziltişke buyurdu. Washington Post gazetesinin 27 yanvardaki haberde bildirilişçe, Amerika Hava Armiya Yetkilişçan kısmının komandanı Michael Minihan kol astıdakilerge yol yoruk berip, Tayvan meselesi sebeplik en tiz bolganda 2 yıl içinde Amerika bilen Xitay otursa da harbi tokunuş yüz berişi mümkünlükini bu sebeplik alakadar tayarlık hizmetlerini tiziltiş gereklikini uxturgan. Michael Minihan bu hafta toxtulup, ''Mən xatalaşkan bolsamken deymen, ama 2025 yılı uruşudukallıqımızını his kılıp atımen'' degen ve Xi Jinping'nin bultur öktabirde öz tahtını yeni bir qıtım müstahkemlegenlikini 2024 yılı ötküzüldüğün Tayvan'daki prezidentlik sayılımının Xitay'ı bahanı bulup beridigallıqını Amerika'nın bolsa 2024 yıldaki prezidentlik sayılımı sebeplik dikkati çeçildigallıqını bunun mu oxşaşlı Xitay'ı nispeten hareket kozgaş pürüstü yaratıdigallıqını təkidligen. O kol asıdaki koşullarga buyruk düşürüp, her qaysi cihetlerdeki tayarlıqını puxta kılışını, təlim tərbiyə məşqlarını texımı küçü etişini, en yaxşı cəng halidegi kilişini tələb kılgan. Ve şundaqla Amerika tarafının asaslıq məqsidinin korkutuş işgəlligini, zürür tepilganda Xitayını məğlub kılıdıqallıqını təkidligen. Onun öz kol asıdakilerge düşürgen bu yol yoruqi ictimai taratqı supalırdı tarqalgan bulup, Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği bu uçurunun rastlıqını dəlilligen. Xitay Amerika'nın Hong Kongluklarının panahlıq müddetini uzartış kararıga narazılıq bildirdi. Xitay Amerika hükümetinin Amerika'ya panahlanğan Hong Kong puhralarını mecburi çigradın qoğulap çıkırış toğrısındaki təklif layısının müddetini uzartış kararıga inkas qaytırdı. Anadolu Agentliğinin bugünkü haberde bildirilişçe, Xitay Taşqı İşlar Ministerliği Hong Kong Komiteti işxanası bayanatıda Amerika'nın Hong Kong'dan ayrıldığan Xitay'a karşı küçlərge panahlıq beriş arqalıq bu rayonda bölünüş ve malımancılık payda kılmakçı bolu atkallıqını oturgu koygan. Bayanatta bu kararga narazılıq bildiriliş bilen bir vaqtta, Xitay rejiminin Amerika'nın Hong Kong'nun içki işlerge arlaşışıgı qat'i karıştırdıqallıqı, hem de atalmış bir devlet içki sistemi siyaseti bilen rayonun uzun müddetlik güllenişi ve muqimliqini qoğdaydıqallıqı bildirilgen. Bayanat diyene Amerika'nın Hong Kong'daki kanuni tertip ve akbarat erkinlikini tənqit kılışını saxtı dep tasvirlep, Washington hükümetini Hong Kong'dan paydalanıp Xitay'ı besim işiltiş bilen ayıplegen. Nöbette Xitay rejimi tayyirlep koygan Hong Kong hükümetimi bayanat elan kılıp, Amerika'nın asassız halde devlet bihatırlı kanunu'u tökmet kılgallıqını, hem de bu kararını taşkı siyaset sebebini asas kılıp, zomigerli kılıvatkallıqını bildirgen. Amerika Prezidenti Joe Biden tünügünki kararda Amerika'da yaşayavatkan Hong Kongluklarının mecburi çigradın qoğulap çıkırılmaslıqı haqqıdaki təklif lahiyinin müddetini 24 ay uzartkan idi.
Мәлім болышча, бұ қарардың нөвәтті Америкады бұл салахиетті тұрватқан 3680 хонконлық бәрімен бұл алайды кән. Америка Қытайғы қаршы Япония вә Голландия білән рәсмі келішім түзді. Америка Япония вә Голландия білән Қытайның өзек санаетігі қарыштырыш хаққыда келішім түзді. Bloomberg агентлігінің хабарыға асасланғанда, Америка, Голландия вә Япония білән bir qism ilg'ar o'zak ishlab chiqarish mashinalarining eksportini cheklashga qo'shildi. Shundoqli bu kelishim bilan tamojni kontrolligini texmi oshirish uchun kelishimni uzartishga bo'ladiganligi bildirildi. Aqsaray bayonotchisi John Kirby bu kelishim yangidan gullanayotgan texnikalarni qo'g'dashda muhim dedi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Amerika qatorliq ittifoqdosh davlatlarni yerim o'tkazguch o'zak bilan ta'minlashga kapolatlik qilishni xohlaydiganligini qanchilgan qaytim bayon qilgan edi. Shundoqli o'zak sanoatidagi Xitoy tahdidi haqida paranglashganda demokratiya o'ziki deyish orqali boshqa demokratik davlatlarni bir yerga jam qiladiganligini bayon qilgan edi. Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris yana Yaponiya shirkatlarini o'zak kasbidagi hamkorlikni kuchaytirib, ta'minlash zanjirini kuchaytirishga chaqirdi. Xitoyning harbiy ul aslahalarini qurib, chegara to'qinishi xavfini oshirganligi haqida doklad e'lon qilindi. Hindiston chegara mudofaa saqchilari Hindiston bilan Xitoy talash tortish qilayotgan rayonlarning bexatarlik vaziyati haqida baholash dokumenti e'lon qildi. Dokumentda Xitoy chegarada harbiy ul aslahalarni qurib talash tortish bo'layotgan rayonda ikki armiya o'tirsidagi qurolli to'qunish xavfining oshganligi bildirildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, mazkur tadqiqot dokumenti 20 yanvardan 22 yanvargacha o'tkazilgan yuqori darajalik Ladakh chegara saqchilari yig'iniga topshirilgan maxfiy dokumenti ekan. Reuters agentligining xabar qilishicha, mazkur yig'inga Hindiston bosh ministri Narendra Modi qatnashgan. Dokumenti deyilishicha, bu baholash dokumenti yerlik saqchilarning chegara rayonlarida to'plagan axborotlari va Hindiston bilan Xitoy o'tirsidagi ko'p yillik harbiy ziddiyatning tadrijiy kuchayishi hamda taraqqiyotidagi muhim masalalarni asos qilib yozilgan. Hozirga qadar Hindiston armiyasi yoki Xitoy tashqi ishlar ministrligi mazkur dokumenti haqida hech qanday inkos bildirmagan. Reuters agentligi muxbirlari ko'rgan dokumentni naql keltirib xabar qilishicha, Xitoydagi ichki ziddiyat va Xitoyning rayondagi iqtisodiy manfaatini ko'zda tutganda, Xitoy armiyasi chegarada davomli harbiy ul aslaha qurdi ekan. Rayondagi to'qinishlar barg'ancha ko'paydi ekan. Dokumentda ilgari surilishicha ilgariki to'qinish va jiddiylikning andisi bo'yicha tahlil qilganda 2013 va 2014 yillardan boshlab to'qinishning keskinlik darajasi har 2-3 yilda bir qatim ko'paygan va kuchaygan. Dokumentda Xitoy armiyasining chegarada davomli ul aslaha qurganligi bildirilib, har ikki taraf askarlari bir-birining inkosi, zambirak o'tining kuchlikligini va piyoda askarlar harakatining vaqtini sinov qilmoqda ekan. Undan boshqa Xitoy to'qinishni pasaytish rayonini qurish orqali Hindiston zaminiga qistab kirgan. Natijada Hindistonning Ladakhda egallagan yer ko'lami asta-asta tarayg'an. Qirg'iziston bilan O'zbekiston umumiyuzlik strategik sheriklik munosabati o'rnatdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov ziyoratga kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan Bishkekda uchrashib, umumiyuzlik strategik sheriklik munosabati o'rnatish to'g'risidagi xitobnomani imzoladi. Xitoy xalq to'rining 27 yanvar xabar qilishicha, prezident Japarov bilan prezident Mirziyoyev ikki taraf suhbat davomida ikki davlat munosabatining taraqqiy qilib, tarixdagi yangi saviyaga yetganligini, shu kuni imzolangan ikki taraf hujjatining ikki taraf munosabatining taraqqiyot sifatini o'stirganligini bildirgan. Suhbatlashish mazgilida ikki taraf ikki davlatning siyosiy, iqtisod, savdo, mablag' selish qatnash, suvchilik ishlari va rayonlar ara aloqa qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, sanoat, to'qimachilik, energiya, kon ichish va yezi egilik sohasidagi hamkorlik, mablag' selish turlarini amaliylashtirish masalasini muzokara qilgan. Ikki davlatning yana O'rta Osiyo rayonining bexatarligi va muqimligini qo'g'dash jihatida hamkorlikni kuchaytirish, turlik tahdid va xirislarga birlikda unumlik taqobil turadiganligini bildirishgan. Ikki davlat prezidentlari yana Qirg'iziston, O'zbekiston ikki davlat orasidagi chegarani bekitish xizmatining o'ngishliq tamomlanganligini jakarlagan. Polsha Ukrainaga 250 tanki avatganligini bildirdi. Polsha bosh ministri Mateusz Morawiecki davlatining 24 fevraldan buyon Rossiya bilan urush qilayotgan Ukrainaga 200 tanki avatganligini bildirdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Morawiecki Fransiyaning LCI televiziya kanaliga bayonot berib,
Ukrayna'nın erkinlikini koğduşuğa yardım berişinin Avrupa'nın kımmet karışını koğduş digerlik buluduğallıqını oturgu koydu. O, Ukrayna'nı küreşçi ayırıplan bilen təminleş meselesi oturgu koyulsa, onu kollab bilet taşlaydıqallıqını təkitləb, lekin elbette bu kararını pekat Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı NATO'lu çıkıralışı mümkün dedi. Moraviki, Gharib'nin Ukrayna'nı tekimi ilgar kurallar bilen təminleb kollaş meselesi de tekimi cesaretlik buluşu kereklikini təkitledi. O, devletinin Ukrayna'a kural yardımı berişini devamlaştırıp atkallıqını tilgi elib, biz hazırga kadar Ukrayna'a 250 tankı evettik. Kelgüsü bir neçe hepti işçi de yana 60 ilgar tankımızını evetimiz. Onundan başka 14 tane yılpız namlıq tankını yetküzüp birimiz digerlerine kayıt kıldı. Hürmetli görmelerimiz, şunaqla bugünkü haberlerimiz bu şerde ahırlaştı. İnşallah ertik programımızı görüşükçe aman boğazlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.